Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı haset takdiri değiştirmez. Haset kıskanmak, çekememek anlamında olup kötü huylardandır. Allahü Teala'nın herhangi bir kimseye ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemek haset olur. Zararlı olan şeylerin o kimseden ayrılmasını istemekse haset olmaz, gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulümde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atleri ve günahları yaymakta kullanan kimsenin malının yok olmasını istemekte haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur. Kendisi buna üzülür. Bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Bir kimse kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. Bu hasedini sözleriyle, hareketleriyle belli ederse günahı daha çok olur. Hadis-i şerifte insan üç şeyden kurtulamaz. Suizan, tayare, haset. Suizan edince buna uygun harekette bulunmayınız. Uğursuz zannettiğiniz şeyi Allah'a tevekkül ederek yapınız. Haset ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyiniz buyuruldu. Allah-u Teala şeytanın şerrinden korunmamızı emrettiği gibi, haset edenin şerrinden de sakınmamızı emretti. Hadis-i şerifte, nimet sahiplerinden ihtiyaçlarınızı gizli olarak isteyiniz. Çünkü nimet sahiplerine haset edilir buyuruldu. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki ateş odunu yok ettiği gibi, hasette hasenatı yok eder buyuruldu. Haset eden, haset ettiği kimseyi gıybet eder, çekiştirir. Onun dedikodusunu yapar. Malına canına saldırır. Kıyamet günü bu zulümlerinin karşılığı olarak hasenatı alınarak haset ettiği kimseye verilir. Kıskançlık yapan, haset eden, haset ettiği kimsedeki nimetleri görünce, dünyası azap içinde geçer, uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset bunların dokuzunu yok eder. Birisi kalır. Küfürden başka hiçbir günah, hasenatın sevaplarının hepsini yok etmez. Haset, yani kıskançlık, insanın kibirli olmasına da sebep olur. Kıskanç kimse, haset ettiği kimsede bulunan nimetlerin ondan ayrılarak, kendisine gelmesini ister. Onun haklı olan sözlerini ve nasihatlerini reddeder. Ondan bir şey sorup öğrenmek istemez kendinden yüksek olduğunu bildiği halde ona tekebbür eder, büyülük taslar. i̇mam Gazali Hazretleri buyurdu ki, bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya, ucup. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Ucup sahibi hep ben ben der. Toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her sözünün kabul olunmasını ister. Abdullah bin Hubey Hazretleri Horasan'dan gelen ve kendisinden nasihat isteyen bir sevdiğine Ey Horasanlı dilinle yalan söyleme gözünle harama bakma kalbinle Müslüman kardeşine haset etme kin tutma ve iyi şeyler arzu et eğer böyle yapmazsan sonunda bedbaht olursun buyurmuştur. Abdullah'ı İsvehani Hazretleri buyuruyor ki, ibadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise ondan hırs, şehvet, haset, adavet, düşmanlık ve riya doğar. Hiçbir hasetçi muradına kavuşmamış, kimseden hürmet görmemiştir. Haset, sinirleri bozar, ömrün azalmasına sebep olur. Ebu Saidi Esmai Hazretleri 120 yaşında bir kimseye rastlar ve çok yaşamasının sırrını sorar. O kimse de çünkü ben hiç haset etmedim cevabını verir. Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri buyuruyor ki, üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Hasedin zararı haset edenedir. Çünkü haset olunanın, Dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz, hatta faydası olur. Hasededenin edenin ömrü, üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de, nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için, haset edilen kimseye hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu met etmeli, övmeli, ona karşı tevazu göstermelidir. Ayrıca onun nimetlerinin artmasına da dua etmelidir. Akşemseddin Hazretleri bir sohbetinde, nimete şükret, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna mağdur mağrur olma, kimseye kızma, eziyet ve cefa etme, ömrün uzun olsun istersen kimsenin nimetine haset etme, kimseyi kötüleyip atıp tutma buyurmuştur. Netice olarak haset etmek, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Kişi haset etmekle boşuna üzülmüş, yorulmuş olur kazandığı günahlar da cabası olur. Hz. Muaviye'nin oğlu nasihat olarak buyurduğu gibi, hasetten çok sakın, hasetin zararları sende, düşmanınkinden daha önce ve daha çok hasır olur.